Çocuklar işte geldik. Aşıklar Çeşmesi. Roma'daki en eski su kaynaklarından biri. Hayal ettiğimden göz kamaştırıcıymış. İşte yine gidiyor. Bana göre Gwen'in bu bilgileri bilmesi çok iyi. Her neyse, sadece çeşme. Sadece bir çeşme değil. Her gece içindeki bozuklukları toplayıp muhtaç olanları doyuruyorlar ve bundan fazlası da var. Galiba bunu sadece tek bir kişi umursuyor. Tek kişi olabilirim ama muhtemelen bu bilgiyi tüm dünyayla paylaşa... Dokunma! Ben Gwen'den gerçekten bir şeyler öğrenim. Susturmayı bırak. Pekala çocuklar, devam edelim. Roma'da görülecek daha çok şey var. Yemekçi de olsa iyi olur. Çok acıktım. Aa, durun. Gitmeden bozukluk atmak istiyorum. Bu Roma'ya tekrar güvenle dönmeyi sembolize eden bir gelenek. Oh. Morris? Bekle. Sen burada ne arıyorsun? Seni daha yeni hapse gönderdik. Bu fark eder mi? Elbette eder. Bu bir suç. Beni rahat bırakın. Ait olduğun yere göndermeme ne dersin? Sidney nerede? O her zaman seninledi. Etrafta göremiyorum. Ona ne gerek var ki? Onsuz da gayet iyi idare edebilirim ben. Siz kavga mı ettiniz? Herkes hep Sidney'nin tarafını tutuyor. Benden iyi bir yanı yok ki. Ben bu operasyonun beyniyim. Nereye varacaksın? Gecenin ilerleyen saatleriydi. Ben ki gerçekten bir dahiyim, son buluşum üstünde çalışıyordum. Sidney de romanlarından birini yazıyordu. Ne? Sidney yazıyor mu? Ona yazmak dersen tabii. Ne diyordum? Sonraki buluşumda kaybolmuştum. Gürültülü bir patlama dikkatimi dağıttı. Gölgelerde birini gördüm ve Sidney onunla gitmek için kalktı. Bana kaçırılmış gibi geldi. İşte o kadar. Şimdi beni rahat bırakın. Bence ona yardım etmeliyiz. Ne? Onlar kötü, unuttun mu? Unutmadım. Ama kötü biri de her zaman bir şans hak eder. Ayrıca sizce o bu durumdayken bize bir dert olacak mıdır? Pekala büyük baba, yardım edeceğiz. Harika. Önce Sidney'in yerini bulmalıyız. Roma'nın üstünden uçarak bakabiliriz. Tam Roma gezisi işte şimdi geliyor. Pekala çocuklar, yüzen kanat hava yolları herkes binsin. Ben nasıl bineceğim? Evet, bunu hiç düşünmemiştim. Yani ben burada mı kalmalıyım? Orada bizimle buluşursun. Dur, nerede buluşacağım? Nereye gittiğinizi bile bilmiyorsun. Mesaj atarız. Mesajlarıma nasıl giriyordum? İşte Roma Forumu. Burası taraflar arasındaki tarafsız buluşma bölgesidir. Bakın, orası Vatikan ve şuradaki de Sistine Şapeli. Michelangelo'nun başarısının taçlandığı yer ve şurada... Yürüyüp konuşan ansiklopedi. Sidney'i aramamız lazım, unuttun mu? Doğru ama hem bunu yapıp hem manzaranın keyfini sürebilirim. Çifte zafer. Dinlemiyorsunuz yumurcaklar. Gitmeyi Sidney istedi. Ona yaptığım onca çirkin şeyden sonra daha erken gitmemesine şaşırdım zaten. Şimdi de... Tamam, neyse, sen kötü birisin ama Sidney de öyle değil mi? Kesinlikle. Eşit şekilde kötüsünüz. Vay be, öyle mi düşünüyorsunuz? O koca adam ve ben bir sürü şey yaşadık. Soygunlardan sonra küçültücü tabancayı hiç şarj etmemesi ve geç saatlerde ben uyurken gevrek yiyecekler yemesine rağmen her yere kırıntı döküyordu. Kırıntılardan nefret ediyorum ve Sidney'den de. Güzel oldu, iyi ki gitti. Vay canına yakındınız biliyorum ama biraz fazlaca bilgi verdin. Kolezyuma yaklaşıyoruz. Bir dakika, bir şeyler ters. Vay canına, bu nasıl bir restorasyon böyle? Bu kesinlikle normal değil. Gidip bakmalıyız ben. Tamamdır. Sidney. Yazma işi nasıl gidiyor? En gözde yazarımın benim hakkımda yazdığı roman için sabırsızlanıyorum. İlk kitabın zamanın sonuna kadar baldan daha tatlıydı. İlk baskısını edindim bile. Şimdi bana adadığın şaheser için sabırsızlanıyorum. Gerçekten muhteşem olacak. Saçmalama lütfen. İşçi arımken buradan gitmene nasıl izin verebilirim ki? Üzüm. Bal bacaklarının üstünde kalıyor. Bence hepsinin arkasında kraliçe arı var. Sana bunu düşündüren nedir? Bir ön sezi de. Hiç mantıklı değil. Morris Sidney gölgelerdeki biriyle gitti dedi ama kraliçe arı Sidney'nin boyundan uzun değil, hatta kısa. Haklısın. Söylemeye gerek yok. Sidney orada olmayı istemiyor gibi. Zavallıcık. Şaka mı bu? Bal gibi de orada olmak istiyor. Tek yapmak istediği roman yazmaktır. Ona izin veriyordum çünkü bu harika bir gelir kaynağıydı. Ben aşağı iniyorum. Gwen, büyük babama haber ver. Tamam. Hadi dansa. Gel hadi Morris, Sidney'in yanına gidelim. Bana ne yapacağımı söyleme çocuk. Hey, beni bekle. Merhaba Sidney. Sana birkaç tane sorum olacak. O ne demek? Böcek dilini konuşamadığımı unuttum.